yüzüne. Baksan mı? Hala ağlıyor galiba. Bırak yıkansın, rahatlar. Belli ki o gece babam fena bağırdı, bağırmıyor. Ondan böyle oldu. Yo, babam kızmadı dedi ama. Yani kitapları verdin diye mi bu kadar kötü oldu bu kız? Ay, anlamadım, bilmiyorum dedim ya Suna. Ya anacığım kızma. Ben de senin gibi ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kesin nazar değdi. Doktor çıkacak ya, mahallelinin dilindeyiz. Anne sen merak etme, banyodan çıksın ben konuşacağım onunla. Ay, kurban olayım Sunağım. Güzel güzel konuş. Babama söylemem de. Derdi neyse öğren. Tamam anne. Merak etme, üzme kendini. Bu kadar yalan da yaşanmıyor. Kaç cephede savaşabilir ki insan? Hayır, vazgeçmeyeceğim. Onca sıkıntı. Onca yalan. Boşuna değil. Hiçbir şey boşa gitmeyecek. İyi misin? Daha iyiyim. Bunu iç. Melek gibi uyursun. Teşekkür ederim ablacığım. Anlatacaksın değil mi? Anlatacağım. Bazen doğruyu söylemek değil, anlatmak zordur ama. Ben o gece okulda değildim abla. Evet. Lüks bir restoranda yemekteydim. Kiminle? Şey... Sen... Yoksa sen... Aşık mı oldun?
Onunla yemekteydin değil mi? Ya Banu'cum niye söylemiyorsun? Korktum. Yani sen ya da annem izin vermeyeceksiniz diye. Ya aşktan güzel bir şey mi var bu dünyada? Hem sen nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ama kardeşimin yaşamasını çok isterim. Abla. Hı. Ben senin gibi değilim. Aman olmadı zaten. Güzel. Şimdi gelelim önemli konuya. Kim bakalım bu şanslı? Bizim okuldan zengin bir ailenin tek oğlu. Ve inanılmaz güzel bir arabası var. Kızım arabayı marabayı bırak. Huyu suyu nasıl? İyi iyi. Abla. Hı. Ama anneme söylemeyeceksin. Söz mü? Söz. Aa, ama bir şartla. Aa, oldu mu şimdi? Ambiyansımız kardeşlik, sevgi, aşk. Ya yani. Ya beni o çocukla tanıştıracaksın. Zamansızlık var ya yanımda kalsan aslında çok daha.